İyi akşamlar. Bu sefer pazar değil, pazartesi bir canlı yayınla buluştuk. Sebebi ziyaretimiz belli. 2023 yılı astrolojik olayları konuşacağız. Sevgili Aycan'la. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün akşam Mesut Yar'ın programındaydım. Ama haber vermeyi unuttum. Gece geç vakit yayınlandı ama tekrarını YouTube'dan bulursam şey yapacağım. Ne derler? Paylaşacağım sizinle. Çok güzel bir sohbetti. İyi akşamlar. Buradan ters gözüküyor. Ama zamanı astrolojiyle yönetin ajandasını şöyle gösteriyorum. Şimdi Aycan'ı alacağım. Bu ajandayı hazırlarken yıllık bir şey var. Efemeris denilen bir sistem var işte. Bütün gezegenlerin derecelerini bulabileceğiniz. Onların bütün checklistlerini sevgili Aycan Özenbaş yaptı. Sağ olsun, var olsun. Onun başak titizliğine güvendiğim için onunla yol almayı tercih ettim. Şimdi onu yayına alacağım. Geldi çünkü gördüm. Canlı yayın. Nereden alıyordum? Bir dakika. Kafam karıştı. Şimdi yorum yapmayı kapattım ilk önce. Kafamı karıştırıyor o şey. Şuradan yapmıyor muydum? Katılma istekleri bu. Bu değil. Değil. Allah Allah. Ben o kadar süre oldum ya. Tamam, buldum. Hemen konuya gireceğiz. 2023'te bayağı bir gezegen değişimi olacak. Özellikle dejeneratif gezegenlerin değişimi dünyanın hikayesi, kitlelerin hikayesinin değişimiyle çok ilgili. Gözlüklerim de biraz kirlenseymiş. Aycan'ı davet ettim ama ne oldu, gelemedi. Yayında değil mi? Ettim tekrar. Gel. Ediyorum, evet. ediyorum. Hoş buldum. Hoş geldin. İyiyim canım. Sen nasılsın? Nasılsın Aycan? Ben de iyiyim. Şükür bugün biraz böyle farklı başladım güne. Akşam yayın uzun sürdü. Beklediğimizden uzun sürdü yani. Karşıda kaldım suda. Güne İstanbul'dan adaya bir yolculukla başladım. Tabii öyle olunca da bütün rutinlerim, her şeyim böyle bir değişik oldu yani bugün. Çok yani normal değil mi? Bu kadar retronun içerisinde değişmemesini. İyiyim ben de. Mars retrosu. Sen nasılsın? Merkür gölgesi. Çok güzel bir yılbaşı başlıyor. Yine geçen seneki gibi. Geçen sene de Venüs ve vardı. Bu sene de yine retrolarla giriyoruz 2023'e. İstersen şuradan başlayalım mı? Yani şimdi bu retro kavramını hep konuşuyoruz. Daha çok evet, Merkür'den döndü bugüne kadar. Yani astrolojiye merakı olanlar için. Yani kitleler için daha çok Merkür retrosu çok popüler bir konuydu. Ama biz hani astrolojiyi birazcık daha farklı takip edenler için her retronun çok manidar anlamları var. Jeneratif gezegenlerin veya işte daha hızlı hareket edenlerin. Bu retrolarda, genel olarak retrolardaki konu, hani hep konuşuyoruz, blok birikmiş enerjinin çıkması, tekrar yeni bir şeye başlamamak ama hani geriden geleni toparlamak. Retroların genel temasında biz neye dikkat etmeliyiz? Genel olarak onu sorayım, sonra başlayalım. Aslında namı kötüdür. Gerçekten de zorlar. Ama esasında bize bir şey göstermeye çalışan oluşumlardır. Yani normal şartlarda bir gezegen gökyüzünde herhangi bir dereceden geçerken bir çentik açar. Oysa ki retro ile beraber en az 3 çentik açar. Bazen 5 kere olur mesela yıl sonun, yani Plüton'un Oğlak'tan Kova'ya geçişi sırasında 5 kere Oğlak'a dönmüş olacak. Ondan sonra ama bize göstermek istediği bir şey vardır esasında. Esasında doğru kullanılırsa bir şans olarak da kabul edilebilir. Yani bir şeyleri revize etmek, zaten R eki
Retro aynı şey. Tekrardan bakmak, tekrardan ele almak, görmediğimiz taraflarına daha yakından bakabilmek. Gerçekten de fiziksel olarak da gezegen dünyaya yaklaşmıştır. Dolayısıyla sembolojisi de burnumuzun dibine girmiş demektir. Onun için de esasında doğru kullanılırsa çok da büyük bir problem yaşamadan geçirilebilir. Ama tabii yani gezegen her haritada kimdir, nedir? Herkesin Merkür'ü ne kadar ön plandadır? Herkesin Mars'ı ne kadar ön plandadır? Ne demek istiyorum? Yani bir Merkür retrosu bir ikizler için hakikaten her defasında bir olay yaratırken bir Mars retrosu da Koç için problem haline gelebilir. Yani yönetici gezegenlerimizle de bağlantılıdır. Zaten yani Jüpiter, Satürn ve diğer üç gezegenin geri kalanların retroları çok da önemli değildir. Çünkü senenin yarısında hep retrodurlar onlar. Ha, onun için yani esas Retrolar. olan Merkür, istisnai 2 senede bir olan Mars ve Venüs retrolarıdır. Maşallah bu sene hepsi tıkır tıkır. Zaten her sene 3 Merkür retrosu yaşıyoruz. Bu sene Mars sürüyor. Güzel geçişi. Bir de yaza Venüs retromuz var. Aslında 2023'e Mars retrosuyla gireceğimizi düşünürsek 2023'te retro Kalkmıyor olmayacak, gezegen ama kalmıyor. şöyle bir şey var. Şimdi 13 Ocak'ta, 12 Ocak'ta şey bitecek, Mars retrosu bitecek. 18 Ocak'ta Merkür retrosu bitecek ve 22 Nisan'a kadar, yani ikinci Merkür retrosuna kadar hiç retro gezegen yok. Dolayısıyla yani bu çok kullanılabilir bir zaman. Bütün başlangıcı için ki zaten Jüpiter de o dönemde Koç'ta olacağı için yani inisiyatif almak, tohum atmak, adım atmak, yeni bir şeylere başlamak için son derece uygun zamanlar ve hemen nemalarını da görmeye başlayacağız Haziran ayı ile beraber. Dolayısıyla 22 Nisan'a kadar hayat çok hızlanacak. Yani bütün bu Mars'ın yarattığı, Merkür retrosunun yarattığı engellenmişlik duygusu, tekrardan bakma gereksinimi vesaire şeyler yani orada bir şekilde kompanse edilip rahatlatır. Dolayısıyla hani Ocak ayının da ikinci yarısını hani bu toparlama süreci olarak düşünüp Şubat, Mart ve Nisan'ın da ilk yarısında hakikaten çok hızlı hareket etme şansına sahibiz. Yani iş hayatı için de böyle olacak zaten. Pek çok şey için çok iyi bir dönem ilk 3 ay. Ben şunu da düşünüyorum. Mesela bu retro zamanlarında ben değişken bir gezegende doğduğum için, daha doğrusu güneş değişkendeyken doğduğum için bir balık olarak, yani beni mesela bayağı bir etkiledi. Çünkü güneşime temas etti, Merkür'üme temas etti, vida edecek. Mesela evet, Mars retrosunda bir durdurulma Evet. yaşadım. Çok da bloklandım. Senle de konuştuk biliyorsun, yani o bloklanma. Yani resmen böyle bir hani kaldığım zamanlar oldu, ama şimdi bakıyorum üzerinden bir o olayların 15-20 gün geçince fena da olmamış aslında diyorum. Yani o yeniden bakma ve yani o A şıkkı, B şıkkı, bir de C şıkkı varmış durumunu yaratıyor. Ama şimdi duyuyorum ben. Yani ben aslına bakarsan senden benzer durumdasın. Ne bir gündem takip edebiliyorum. Hatta su geçen gün şey dedi. Şöyle şöyle bir şey oldu dedi. Ha, siyasi bir şey. Ay, hiç haberim yok dedim. Anne, senle bu kadar kopuk yaşama yani dedi. Hiçbir şeyden haberim. Benim masum ve kendi içinde sade hayatım bugün böyle ufacıcık bir şekilde bir şeye uğradı. Ne diyeyim sana, bir paket geldi yükleme gemisinden. Onu almam için çok acele ettirdiler. 10 dakika içerisinde adanın, o ufacık adanın içerisinde tavuk gibi koşturan bir Meltem vardı. Neyse, taksi beni bırakırken dedi ki, ben tamam hanım, hani hallettik işinizi çok şükür. Dedim ki yani sıradan ve rutin hayatımıza Aksiyon. müthiş bir şey getirdim, renk getirdim. Adanın içerisinde yanlış taksiye bindi, 10 dakika içerisinde yanlış dedi. Bir Tam. adada bu kadar aksiyon yapılabiliyor şekerim dedim. Şimdi bu aksiyonlar gezegenimiz, Mars. sevgili güç gezegenimiz Mars'ın bu süreçteki retro süreçte bir sürü şeyler oluyor tabii. Söyledik onu, 12 Ocak'ta bitiyor, ama gölgeden çıkması da var. Yani başladığı dereceye
şey yapması da var. Bir onu Yani bir çok değerlendirelim mi? Sırayla aslında gidelim Mars'ın istersen. da gölgesi çok uzun sürer yani hani baktığımız zaman. Çünkü erken bir derecede dönüyor. Epey bir uzun zaman kaldı retroda. Dolayısıyla çok da kale almamak lazım Mars'ın gölge süresini. Tamam. Şöyle söyleyeyim ama yani bir Ocak ayının çıkmasında fayda var. Yani bütün bu Mars aslında dirayetle, mücadele şekillerimizle, ondan sonra savaşma kapasitemizle bağlantılıdır. Dolayısıyla bu ikizlerdeki retro süreci bize bir şeyleri farklı pencerelerden, ikizler çünkü değişken, en az iki yöntem kullanarak, en az iki yöntemleri çeşitlendirerek, ondan sonra farklı farklı çözümler bulmayı getirdi. Şimdi o ocağın ikinci yarısından itibaren o çözümlerin artık son rötuşlarını yapacağız. Eksik kalmış taraflarını da kapatacağız ve hayatımıza entegre edeceğiz. Artık aslında şöyle bir şey var. Yani bu zamana kadar hep bir yöntemle çöze geldiğimiz sorunlara farklı yöntemlerle yaklaşma, problemi halletme kapasitemizi geliştirecek bir egzersiz döneminden çıkmış oluyoruz esasında. Yani force majeure bir şekilde bize bunu öğrenin diyen bir süreçti bu. Şimdi onların yani Ocak sonu aslında Mart'ın sonunda ikizlerden çıkacak. Dolayısıyla aslında Mart'ın başına kadar revizyonlar, son rötuşlar devam eder. Devam eder. Ama yani bu kadar akut bir hal bir de bu Olmaz. hakikaten çok çok Parça da parça tanıdık bir açar. şeydi. Çünkü biz Merkür retrolarına çok alışığız. Yani işte iletişim kopuklukları, efendim trafik problemleri, aktarma şeyleri, sorunları vesaire falan falan. Bu Mars retrosu çift taraflı çalıştı. Yani hem bir Merkür retrosu gibi çalıştı ikizlerde olduğu için hem de bir Mars retrosu gibi çalıştı. Dolayısıyla biraz ağır bir süreç oldu. Yani biz bir sürü beklenmedik, hep duyduk beklenmedik operasyonlar, kazaları, trafik problemleri vesaireler gerçekten çok yaşandı. Tabii yazılı Tabii. çizili işlerde de sözleşmeler, yazılı çizili işler sanki Evet. çok ağır bir Merkür Evet. retrosu gibi hissettik birçoğumuz. Yani mesela birkaç arkadaşım öyle konuşunda ya bir de Aynen Merkür mü aynen herkes retro? aynı Merkür'e şeyi mi bir şey soruyor. oluyor? Hayır dedim. Daha beter oluyor dedim. Mars ikizlerde retro. Peki tabii değişkenlerde gezegenleri olanlar arkadaşlar. Yani Balık, Yay. Başak, ondan sonra İkizler. Yay ve ikizlerde gezegenleri olanlar bir nebze daha fazla etkilendiler, etkileniyorlar. Ama bu etkilenmeyi hep şunu düşünerek değerlendirelim. Herhangi bir astrolojik olay bize karşı gelmez aslında. Bize destek olmak için gelir. Bir açıyla o bakış açımızı değiştirir, yöntem değiştirir, bizi bir şeye zorlar ya da bize bir şeyi kolaylaştırır ya da bize rağmen bir şeylerin, karşımızdakine rağmen bir şeylerin devam etmesi için mücadele ederiz, geri çekiliriz. Yani böyle biraz dans gibi düşünmek Öyle. lazım astrolojiyi, değil mi? Hani insanlar böyle hemen yine geçen denk geldim bir felaket senaryosu böyle yıllar söyleniyordu işte. Şunca yıl, bunca yıl falan. Geçiniz efendim, biz gelelim bu seneki değişikliklere. Zaten yıl Evet, sonunda Aralık'ta başlıyor ilk başlıyor. Yani değişiklik. 20 Aralık'la beraber başlıyoruz. Jüpiter Koç'a Jüpiter geçiyor. Koç'a Evet, geçiyor. bir Bir Mayıs ayında girmişti zaten. girmişti. Ondan sonra tekrardan Ekim ayında çıktım Koç'a. İlk 8 derece yani Koç burcunun ilk haftasında doğanlara büyük bir ne diyeyim ayrıcalık yapıp ondan sonra epey bir zaman onlarla ilgilendi. Onlara bir sürü şanslar ve gelişme fırsatları getirdi. O sonra tekrardan balığa girdi. Şimdi 20 Aralık itibariyle Koç'a geçecek. Ama tabii bir ön gösterim yapmış olduğu için maalesef kısa kalacak Koç burcunda. Mayıs ayında Evet. boğaya dönüyor. Kısa kalsın. Dolayısıyla da Koç burcuyla beraber tabii ki Yay ve Aslan burçları, İkizler ve Kova burçları ve Terazi burçları için ayrıcalık var ama bunlar için çok ciddi fırsatlar, gelişme olasılıkları da beraberinde gelecek. Yani bu dönemi değerlendirmek lazım.
haritasını bilenler arkadaşlar, haritanızı biliyorsanız tabii, mesela Koç'ta bir gezegeniniz varsa da derecelerini değerlendirmek için bakmanızı tavsiye ederiz. Yani tam derece kavuşumları çok kritik günlerdir. Yani Kullanmak şans içinde içinde tabii, aslında, kullanmak yani için de. düzenleme içinde, kullanmak içinde. Yani mesela 2 derecede bir Koç'ta 2 derecede bir gezegeniniz vardır. Jüpiter üstüne geldiği gün, yani bir gün seçmeniz gerekiyordur. Yani o günü takip edip o günü seçmeniz sizin için avantaj, ya da bazen bazı Evet. konularda da Satürn geliyorsa da dezavantaj olabilir. Şimdi bir Koç, Bu şunu da söyleyelim. sen bir şey söyle. Diğer öncülerde mesela Koç'un yanı sıra Yengeç, ondan sonra Terazi ve Oğlak burçlarının da temel, özellikle yükselen olanların temel hayat alanlarında çok ciddi fırsatlar vardır bu. Ama muhakkak eyleme geçmeleri, önlerindeki fırsatları alıp değerlendirmeleri, biraz blokajla gelebilir. Biraz sorunla gelebilir bu fırsatlar. Ama bunu aşmayı bildikleri takdirde çok önemli. Yani hem mesleki hayat, hem ev hayatı, aile bağları, ikili ilişkiler çok ciddi anlamda gelişme potansiyelleri taşıyor Koç'un geçişi. Genel olarak da hakikaten ciddi anlamda başlangıç yapma fırsatı Mayıs ayına kadar, 16 Mayıs'a kadar. Ondan sonra da şeyler, düğümler geçiyor. Ben 2023'te biraz böyle Koç enerjisinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Yani ben Zaten düşünmüyorum. Herhalde şöyle hep birlikte düşünüyoruz diye düşünüyorum. Plüto geçişinden sonra da, yani Plüto'yu da konuşacağız şimdi, çok ciddi anlamda bir Koç enerjisi var. Yani hakikaten hem plütonik bir, yani kova ile beraber, onları konuşalım, kova ile beraber gelen bir bireyselleşme süreci yaşayacağız 2044'e kadar aslında. Sıra sıra ön fragmanını işte bu geçtiğimiz yaz gördük Koç burcundayken. Ondan sonra dediğin gibi ne zaman geçiyordu? Temmuz, 17 Temmuz'da Temmuz'da ay geçiyor. düğümleri Koç'a geçiyor. 17 Koç terazi Temmuz'da aksına geçiyor. geçiyor. 2025'in Ocak ayına kadar kalacaklar. Sonra 2,5 senelik turunu bitirdikten sonra Balık'taki Satürn Koç'a geçecek. Ondan sonra arkasından Neptün Koç'a geçecek. Bunlar hep Plüton'un Kova burcundaki yolculuğu sırasında olacak. Tabii yani şimdi bireyselleşme olabilmesi için bir başkaldırı, bir Aynen. özgürlük arayışı, bir Tabii. spontanlık, bir içinden Sistemin geldiği yıkılması gibi lazım. hareket etme. Yani aslında Kova çağına girerken, hatta Oğlak, Plüto Oğlak'a girerken, köhnemiş sistemler yıkılıp yeniyi doğurmak üzere o kaos yaratırken bu süreçleri takip ediyorduk. Şimdi tam göbeğindeyiz gibi Giriyoruz. hissediyorum. Yani Giriyoruz. ya Heru ya Meru Çok yani. yakın bir zamanda giriyoruz. Değil mi? Başlıyoruz. Tabii ki aslında bu da bir öngösterim, Plüton'un geçişi de. Çünkü o da baktığımızda bu şeyden sonra, yani önce bir 7 Mart'ta Satürn balığa geçecek. Bu da çok ciddi bir değişim. Çünkü Satürn aslında bizim bu hayattaki duruşumuzu belirleyen, formasyonumuzu belirleyen, sınırlarımızı görmemizi, eksiklerimizi fark etmemizi sağlayan gezegen olduğu için balıktaki geçişi çok kıymetli buluyorum. Çünkü balık zodyaktaki en son burç. Aslında bütün bilginin kolektife aktarılmasıyla alakalı. Dolayısıyla baktığınızda bütün 28 senelik bir döngü kapanıyor. 28-29 senelik bir döngü kapanıyor. En 19 sene fazla da kendisi. tabii bizim bu yaptığımız işler, spiritüellik, ondan sonra bu tür konularla da çok ciddi anlamda belli bir seçiciliğin doğmasına, gerçekten işe yarayan ve yaramayanın birbirinden ayrılmasına yardım edecek bir süreç yaşayacağız. Bunun yanı sıra da bence balık burcundayken de gerçekten o esnada işte hakikaten şefkatle, merhametle, vericilikle, paylaşmayla alakalı da çok ciddi deneyimlerimiz olacak. Kim en çok etkilenecek? Tabii ki balıklar çok etkilenecek. Ondan sonra 2,5 sene boyunca. Neyse ki bu sene, bu sene bana şeyi yok yani, Evet. teması yok. Derece Önümüzdeki yıl derece. öpmeye başlar beni. Tabii onun yanı sıra etkiler kimlere gelir? İkizlere gelir. Yine baktığımız zaman Başak'a gelir ve arkasından da Yay'a gelir. Ama balıktaki süreç yengeci, akrebi,
Ondan sonra bir miktar da olsa boğayı, efendim söyleyeyim, şeyi, oğlağı çok iyi etkileyecek. Mesela özellikle Haziran ayında, özellikle Haziran'ın ikinci yarısı iş dünyası için çok çok kıymetli bir dönem olur. Çünkü Satürn'le Jüpiter arasında ciddi bir sekstil meydana geliyor. O Haziran'ın ikinci yarısında kademeli olarak ayakları yere sağlam basarak büyüme olasılıkları çok yüksektir. Yani bu Jüpiter zaten Mayıs'a kadar şeyde, Koç'ta, dolayısıyla bir inisiyatifler, bir başlangıçlar ve onların çok çabuk sonuçlarının alınması Haziran ayında mümkün olabilir. Stabilite kazanması başlatılan işlerin. Şimdi Satürn balığa tekrar dönelim isterim. Çünkü Satürn'ün konusu biraz şey gibi ortamın Tabii. dekorunu da belirliyor aslında ve hani şeyden bakarsak eğer hani Mars'ın etkisini işte Merkür'ün retrosunun tam bitip gölgeden çıkışa tam böyle bir kendimize gelip oh be açılıyorum tamam işte yeni bir yöntem yol buldum dediğimiz anda Satürn balığa arz endam ediyor. Mars'la birlikte giriyor. Şimdi az önce sen biraz bahsettin ama çok ciddi bir şey var. Spiritüel Yayılma. konuların Evet. aşırı büyümesi ve Neptün büyüttü Neptünyen zaten. bir etkisi var. Balıktaki Yani hani Neptün artık büyüttü. böyle bir bulutsu bir şey var. Yani hani herkes her şeyden bahsediyor ya da bir taraftan da böyle bir aşırı şey de var. Hani yayılmışlık hali var. Şöyle demek istiyorum. Yani bahsediliyor ama uygulanmıyor. Hani bahsettiğini uygulamıyor mu? Ya da bu kadar çok konuşuluyor ama etkisi gerçek mi? Testi geliyor. Hani az önce sen biraz şey yapmıştın ama biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü 2,5 yıllık Bir döngü var neredeyse bir tabii. tema bizi bekliyor. Çünkü bir öncesinde görevleri yerine getirmediğimiz her ne varsa kaçtığımız, belirleyemediğimiz yani netleşemediğimiz ne varsa Satürn aslında onu belirlemeye geliyor. Yani bize bir düşman değil böyle hani anlatılırken hep şey diyoruz Satürn şöyle böyle de şimdi hani müneccim olmaya gerek yok. Nerede yayıldık, nerede dünyaca yani tema olarak nerede yayıldık çok belli. Nerede derlenip toplanacak çok belli. Bu manevi konular, mağduriyet Evet. edebiyatı, balığın hani o gölge tarafı, biraz bir kurban motifi. Bir taraftan. Öteki taraftan o manevi konulara aşırıya gitmesi. Yani velilikle delilik arasında biraz sınır. Bir balık konuşuyor. Ayca bak bunları açık açık balık söyle. Evet, balıktan balık Satürn balığı Ya dinliyoruz. Yani bu Satürn sen... balık geçişi, pardon. Ama tabii manevi Evet. konuların da ciddileşmesi. Yani senin Yüzünden az önce gelmesi. söylediğin gibi yani gerçek olanla olmayanın evet. Ve bir taraftan da bizim gerçeği arayışımız yani gerçek manevi hissedişi arayışımız. Öte yandan rüyalar benim özel konum olduğu için sanatsal şeyimiz, bakış açımız belki daha kendimizi iç dünyamızı dışarı çıkartmamızda belki daha şekle şemale dönüştüreceğiz, somutlaştıracağız. Tabii Senin bu konuda bu söylemek geçiş istediğin bir çok şeyler var mı? önemli. Bu geçiş hakikaten senin demin de söylediğin gibi sanatla da çok alakalı. Spiritüellikle ve bu tür konularla, kişisel gelişim alanında yapılanlarla vesairelerle Satürn bize yetersizlikleri gösterir. Dolayısıyla bunlarla yüzleşme dönemiyle karşı karşıyayız. Yani bu iki süreç bize bunları gösterecek. Kimin hakikaten bu işlerde fayda sağladığını, kimin bir omurga yaratabileceğini, sınırların nerede duracağını, bunların hepsini gösterecek. Ama bunun yanı sıra çok ciddi iş dünyasıyla da alakalı etkileri olacaktır Satürn'ün. Çünkü aynı Plüto'da yine Kova burcunda ve yapay zekanın, robotik teknolojinin çok kullanılmasıyla da alakalı. Dolayısıyla Başak karşıtlığı olduğu için balıktaki süreçte ben bu 2,5 sene içerisinde maalesef işsizliğin artacağını düşünüyorum. Yani Farklılaşma olacaktır teknoloji diye düşünüyorum, değil kullanımı, mi? Standart teknoloji kullanımı, işlerin. insan gücünü maalesef kenara bırak.
bırakılmaya itecek ister istemez. Dolayısıyla hani bu Plüto süreciyle de beraber baktığımızda belki bir gün, yani belki 2044'e kadar bir zamanda hakikaten o yani bir bu işsizliğe de karşı bir hani geçim, bir iaşe parasıyla yaşayan bir kitle, bir vatandaşlık maaşıyla yaşayan bir kitlenin oluşması da çok beklenebilir. Yani bu önümüzdeki 2000, 2,5 sene, 2026, 14 Şubat'ta çıkıyor balıktan tamamen. Daha da aslında 3 seneyi de bulacak neredeyse. O süreç, bu 3 sene retrolarıyla maalesef Retrolarıyla bu birlikte. 3 sene iş dünyası, işçi kesimi, özellikle mavi yakalı kesim için hakikaten zor bir süreç olabilir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Bunun yanı sıra ben balık sadece tabii ki spiritüellikle bağlantılı değil, aynı zamanda inançlarla da bağlantılı, her türlü inançla da bağlantılı. Ve yani baktığınız zaman balık İsa'nın sembolüdür ve Hristiyanlığın da ciddi anlamda bir sembolüdür. Balık burcuyla da çok bağdaştırılır. Ve tarih içerisinde de bakıldığında hep Satürn balık dönemlerinde kiliseyle ilgili bir takım sansasyonel olaylar da olmuş. Dolayısıyla yine kilise, Hristiyanlık ve diğer bütün inançlarla alakalı, tabii yani Hristiyanlık başta olmak kaydıyla yetersizliklerini, kısıtlamalarını, kullanılan tarafını bize gösterecek bir takım deneyimler de görebiliriz. Tecrübeler de ortaya çıkabilir. Yani böyle bir süreç de var. Balıktaki Satürn süreci. Bunun yanında tabii balık Senin öyle mi? internetin arada sırada Seninki de gidiyor. gidiyor gibi geliyor bana ama benimki mi gidiyor? Tamam şimdi. Bilemedim. Sen de böyle kıtır kıtır oluyorsun. Evet. Karşılıklı bir şey. Ha, bazen Ya bunun oluyor, ha, yanında bir de bazen oluyor. en çok ne çok etkilenecek olan bir şey daha film endüstrisi. Balıkla beraber, balık Satürn sürecinde. Balık O çok neden? filmle bağlantılıdır. Neptünyen bir şeydir. Tabii. Ha, sanat, Neptünyen bir tamam, doğru. şeydir. Ha, Tabii evet, doğru. ki yani Hayaller, yok bir hayalleri şey sahneye yani koymak. Evet, esasında. doğru. Yokluk esasında, film esasında baktığında. Dolayısıyla çok sinema dünyasında da, film dünyasında da, dizilerde de bir sürü değişiklik göreceğiz. Yani bu hakikaten hem bilim kurgu anlamında hem de gerçekten sanatsal yapıtlar anlamında, gerçekten değeri olan yapıtlar anlamında çok şey değişecektir bu dönemde. Şimdi son girdiği yıl cep telefonları 96. çıkmıştı. Yani bundan 28-29 yıl önce cep telefonları gelmiş. 96 mı? 94, 94'te çıktı. 94'ün 96'da ortasında girdi diye çıktı. hatırlıyorum. Ha, 96'a çıktı. Son girdiğinde şeye, balığa son geçişinde cep telefonları çıkmıştı. Yani cep telefonu acayip bir şeydi. Hani 93-94'te, 94'te hatta, su küçüktü. Yani acayip bir şeydi. Ondan önce durum olanların telsiz telefonları vardı. Böyle elle arabada taşırlar. O günden bugüne müthiş şeyler oldu. Yani imajinasyonla ilgili, o görsel algıyla ilgili de hani çok şey oldu. Ben bu dini inançlarla ilgili de bir şey daha söylemek istiyorum. Yani mesela bugün bütün dünyada neopaganizm müthiş bir şey haline geldi. Dijital dünyada aslında ritüelleriyle birçok aslında ne diyelim, inanç sistemiyle tekrardan canlandırılıyor. Canlandı ya da kendiliğinden yeni bir form olarak daha da güçleneceğini düşünüyorum ben. Bu süreçte, yani bu 2,5 yıllık süreçte daha da doğaya yöneliş, daha bütünsel bakma, yani o eski bildiğimiz pagan inanışından daha farklı olarak. Ve bu dört boyutlu, beş Holografik. boyutlu, altı boyutlu artık neredeyse görsel şeylerle de birçok holografik İletişim. şölenler, etkileşimlerde bizim kafamızı karıştırabileceklerini de düşünüyorum. Yani bu ilkeler, inançlar ve şeylerle ilgili. Şimdi söylemek istemiyorum canlı yayında da, neyse.
Yani inançlarla ilgili bazı şeyleri teknoloji ve o dijital vizyonlar da kullanılabileceğini düşünüyorum. Şimdi az önce senin söylediğin 2,5 yıllık süreçte çalışanların bir şeyi yaşamasıyla ilgili, fütüristler zaten bunu belli periyotlarla bu yapay zekanın ve insan gücünün karşılaşması esasında en çok aslında ilk önce işçi sınıfının sonra da mavi yakalıların etkileneceğini avaz avaz vardı. Hani geliyor, gelmekte olan şeklinde. Şimdi bu süreçte halihazırda birçok insan alternatif iş olarak gördüğü az önce konuştuğumuz kişisel gelişimle ilgili alanlara geçti. Yani mavi yakalıların bir kısmı, kurumsal hayatta çalışanların bir kısmı farklı iş kollarına geçti. Ama ne kadar gerçekçi, hani o kurumlarda çalışırken olduğu kadar ne kadar gerçekçi onları hayatlarına katıp katmadıkları da bu 2,5 yıllık süreçte Doğru. bir testten Kesin. geçecek diye düşünüyorum. Yani senin söylediklerinle bütünleşecek. Yani hani öylesine yapılmış bir astroloji eğitimi, hani Üç günlük öylesine aile yapılmış herhangi dizisi bir eğitimleri. eğitim şu bu. Hani benim de bir işim olsun. Yani işten ayrılacağım, işten ayrılıyorum. Benim de bir işim olsun. Grubunun da çok büyük bir testten geçeceği bir şey var aslında. Yani bunların hepsini birleştirince, çünkü özgünlük kova hala özgün olmamız için vuruyor. Yani Plüton'un içinde de gelecek. Ne kadar özgünsün, ne kadar özgürsün, değil mi? Şimdi geldik. Yok. Ay düğümlerine aslında. Plüto var 23 Mart'ta. Yo, ilk önce kova23 Plüto, Mart'ta yani evet, Plüto'yu hakikaten çok konuşalım. son derece önemli bir geçiş olacak. Yani dünyada hakikaten Plüto'nun Kova'daki geçiş dönemleri son derece enteresan şeyler yaşanmış. 238 senede bir turunu tamamladığı için zaten hakikaten kaldığı zaman ciddi etkiler, ağır ağır etkiler yaratıyor. 20-22 sene kalacak Kova burcunda. Mesela örnek verelim, bundan evvelki Kova burcu transiti esnasında Fransız devrimi yapılmış. Ondan sonra Amerikan Anayasası yazılmış. Uranüs bulunmuş. Bundan evvelki Kova geçişi sırasında. Dolayısıyla bu da yani bu Plüto transitleri yani bir derecede zaten 2 seneye yakın gider ve gelir, gider ve gelir, ince ince işler, düğmeye basılmış gibi etkileri hissedilmez. Ertesi sabah kalktığınızda plütonik bir etki içerisinde değilsiniz, bir şey söz konusu değildir. Ama yine de zamana yayılan etkileriyle çok ciddi anlamda değişimler, dönüşümler getirecektir. Yani o kesin. Bir kere şunu söyleyeyim, yani en başta demin de söyledik, bir teknolojinin tap yapacağı bir döneme giriyor. Gerçekten. Bu bir tarafta bilim, teknoloji, uzayla olan işler, ondan sonra uzaya gitme, 2044'ün sonunda hakikaten Mars'ta bir koloni oluşturulması işi bitmiş de olabilir. O kadar O hiç inandırıcı gelmiyor bana o açıkçası. kadar Mars'ta yani evet oksijen o yok Mars'ta bir kere yani. Oksijen de mi inecekler atmosferine? Bizi uyutuyorlar gibi yok geliyor. zaten yer Latin üstünde şeyleri bizi yaşamak çok uyutuyorlar daha gibi bildiğim geliyor. Mars'ta ama çok ciddi iklim koşulları var. Ama nereden baksan altta bir yerlerde bir uygarlık kurulabilir belki. Bilemiyorum tabii ki. Ama en önemli şey şu. Şimdi burada zaten Kova toplumsal olaylarda demokrasiyle, insan haklarıyla son derece bağlantılı bir burçtur. Yani bir organizmanın içerisinde bir hücre olarak varlığını hem tenine hizmet etmek hem de o organizmaya hizmet etmek üzere sürdürür. Hem de koç geçişleri de olduğu için bir birey olarak o yaşadığımız toplumun içerisinde ne yaparız? Nasıl bütüne hayrımız dokunur? Biz varoluşumuzu sürdürürken diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumu da kalkındırmak için eşit şartlarda yaşam sürdürebilmek için diğer insanlarla neler yapabiliriz diye bunu sorduracak bize. Buna baktıracak. Bu
Yokluk Evet. olmadan eşitlik Tabii. olmaz zaten yani. Bence o yokluk, o yokluğun oluşumu bir şey getirecek yani. Hani bir mecburi bir eşitlik. Yani o yokluğu paylaşmak. Çünkü insanlar pek zenginliği paylaşmak istemezler. Yani görüyoruz dünyada olan biteni. Para bir yere çekiliyor ve gittikçe de Tabii. aşağıdaki sistem tıkanmaya başladı. Tabii Yani tabii kapitalizmin de kapitalizmin de sonu sonu, aslında. Bence kova sürecinde monarşinin kapitalizmin sonu, sonu olacak yani. tek adam sonu, onu da söyleyeyim. Çünkü kova bir aşağıdan yukarıya doğru bir yönetim biçimini benimser ki bunu en net olarak Fransız ihtilalinde görüyoruz zaten. Demokrasinin ilk adımıdır Fransız ihtilali baktığınız zaman. Onun için de ciddi anlamda yani bu yönetimler değil, tekelleşme de son bulacak. Yani teknoloji üzerindeki tekelleşmenin de son bulması söz konusu olacak. Tek adam zihniyeti söz bitmesi söz konusu olacak. Yani ben böyle ikisini, bu koç geçişlerini ve kova geçişlerini bir arada gördüğüm zaman sanki böyle küçük küçük özerk edilmiş devletler görür. Çünkü çok minik hücrelerden oluşan yani bir eyalet sistemi gibi ama yine de başta tek adamın olmadığı karar mekanizmasının bir topluluk tarafından yasamanın da yürütmenin de ve kararın da bir topluluk tarafından uygulandığı bir yönetim biçimi diye düşünüyorum. O aslında daha Komün çok hayat komün gibi. hayat gibi geliyor bana. Yani devletten çok. Yani zaten şu anda da var aslında. Yani şu anda başladı zaten. Ben şunu düşünüyorum. Bir gezegen burç değiştirmeden önce Tabii. etkileri bir böyle yavaş yavaş şey yapıyor. Yani mesela şimdi kooperatifler, köye geri dönüşler. Çünkü bu büyük şehirde yaşamanın zorlaşması daha da zorlaşacak. Yani bu iyi günlerimiz bunlar yani. Ortak kaynakların paylaşılması. Çünkü zaten mesela antropologlar bunu öngörmüştü. Dünya nüfusunun %60'ının önümüzdeki 20 yıl içerisinde büyük şehirlere toplanacağı ve kırsal alanların terk edileceği. Ama bir grupta mesela tam tersi ters göç yapıyor. İşte bir sürü atölyeler, bir sürü çalışmalar, işte atıksız yaşamak için, paylaşmak için, daha az tüketim için. Yani hani küçük komün yaşamlar oluşturuyor ve böyle olunca da merkezden koptukça merkezli olan yani bir tür o asalak yaşantı hani tırnak içinde söylüyorum bunu hani kendi hani suyunu bekleyen elektriğini bekleyen halden kendi elektriğini üreten güneş sistemiyle birçok insan kurdu bunu kuruyor da benim de hayallerimden bir tanesi yani kendi yağmur toplama suyunu kuran sistemler var insanlar bir araya geliyor küçük köyler oluşturuyor aslında oraya doğru belki hızlandırıcı bir süreç getirecek Pluto yani hani şimdi biraz daha böyle keyfek eder birazcık daha hani aklı selim insanların yani ne oluyor burada böyle yaşamaktansa gidelim bari hani köyde bir lokma ekmek değil mi şey yaparız yetiştiririz diyenlerin bir devrim niteliğinde yani burada büyük şeyler yaşanamayacak kaosun yarattığı belki o sıkışıklığın yarattığı özgürlük arayışı sadece şey değil Değil, çünkü değil. bence isyanla gelecek bir şey değil modern çağda evet modern çağda bence özgürlük arayışı insanın alan arayışına dönüşecek. Yani hani kendi başına hareket etmenin, kendi işte ne bileyim 10 metrekare yetiyor mesela bir insanın bahçede. İşte 10 metrekare bir şeyler yetiştirmenin, kendi atığını temizlemenin. Çünkü bir grup tüketime aşırı giderken büyük şehirler hala daha tişört almayın, onu yapmayın diye kampanyalar var. Yani hani insanlar yani daha fazla tişört satın alamadıkları, ayakkabı bilmem ne satın alamadıkları için dert ediyorlar. Yani pahalı diye. Alma, lütfen alma. Rica ediyoruz alma. Çünkü dünyadaki suyun tüketilmesinin en büyük Evet. sebebi kıyafet tüketimimiz ve hayvansal ürünler. Neyse en nihayetinde şunu düşünüyorum. Yani bu dengeyi kurarken yaşam, evet şeye katılıyorum ben de. Yani İran'da görüyoruz şu anda. Başladı zaten Evet, yani. evet. Hani birçok ülkede var aslında. Hani bir kitlesel, toplumsal kendiliğinden özgürlük arayışının. Bir taraftan o Fransız devrimini andıran hareketlerin de çok artacağını düşünüyoruz. Fas'ın Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı tribünlerde şeyine denk geldim mesela. Ne derler? Sloganlarına bir sistem dolu, böyle hakaret dolu aslında. Yani onların sömürge olması ve
kendi onları yöneten hükümetin ne kadar acımasız ve parayı yanlış yere kullandığı ile ilgili bütün dünyayı seslerini duyurdular. Yani mesela bu müthiş bir şeydi. Tam bir kova Daha da gibiydi yani. O şeyin içerisinde bu, daha da artacak. hatta bağımsız insanlar özgürce kendilerini haykırdılar yani Fransa'ya, hükümetlerine, kendi hükümetlerine biz buradayız dediler. Yani haksızlık yapıldığının farkındayız. Bir taraftan bu baskı altındaki halkların hareketi, baskı altındaki gençlerin, kadınların hareketi görüyoruz onu da çatır çatır geliyoruz yani. Ama bir taraftan da gönüllü bir hareket de yani o kendi tarzını koyması kovanın yani farklılığını koyması. Yani ben bununla uğraşmaktansa gider kardeşim köyümde veya bir şurada burada neyse o daha küçük, daha efektif, daha farklı bir hayat, daha konforlu, daha özgür ve özgün bir hayat kurabilirim diyecek. Yani bence iki kanaldan gelecek bu. Önümüzdeki 20 yıl Evet, herhalde bizim ömrümüz böyle gider, bizim ömrümüz yetersiz. yeterse tabii Zaten yani. şöyle, yani iyi yaşayabilmek için, insanca yaşayabilmek için tırnak içerisinde, çok klişe bir şey ama bu böyle gerçekten de. Yani kovadaki Plüto'yu böyle göreceğiz. Önce bir kere ekolojinin, ya yani ekolojik sistemin, doğanın korunması ile alakalı da bir takım girişimler olacak. Onun için de zaten hani kendi enerjini kendin üret, kendi tarımını kendin yap vesaire gibi şeyleri çok görüyor olacak. Bunun yanı sıra da öyle bir düzen olacak ki, yani Plütarh'tan geliyor zaten güç. Yani parası olan yönetimi götürür. Yönetimde söz sahibi olur Plütarhlar. Böyle bir şey yani, paranın gücünü yansıtır Plüto. Ama kovaya geçtiği zaman artık paranın olması da yetmeyecek. İşte eşitliği asıl orada yaşayacağız. Zaten tek adamlık, tekellik, yani bunun içerisinde teknoloji tekelleri de dahil olmak üzere. Mesela baktığımız zaman bu telefonların gerçek iletişim araçları olmayıp her birinin bizi teşvik etmek için bir reklam aracı olarak İzle. kullanılması son derece haksız bir şey baktığınız zaman. Bunların falan düzeltildiğini göreceğiz bu süreçte. Yani her şeyin düzgün bir halde. Zaten Plüton'un balığa geçmesiyle beraber ve geçtikten sonra, bitirdikten sonra süreç kendini asıl kova çağı öyle başlayacak. Yani şimdi biz ön fragmanlarını görüyoruz. Evet, bu meyanda, bu buradayken ciddi anlamda baktığımız zaman yönetim biçimlerinde, yaşam biçimlerinde çok ciddi anlamda değişimler olacak. Teknoloji de keza öyle. Bunun yanında cinsiyet eşitliği çok ciddi anlamda ve cinsiyetin geri plana itilmesi, belki de cinsiyetleştirme olmaması hali, yani eş hale getirilmesi, kadın erkek cinsiyetinin, bunu da görüyor olacağız. Biz Plüto balığa geçtiği zaman, yani biz göremeye ben 2044 insanın, hani insan doğmuyoruz çünkü insan oluyoruz baktığımız zaman, insanın insan haline geldiğini Plüto balıktayken görüyor olacağız. Süreç öyle tamamlanacak. Öyle öngörüyorum Hadi bakalım. Peki bu yıl önemli bir geçiş daha var. Ay tutulmaları ve güneş ben. tutulmaları aksını Ve yöneten aslında. Daha finansı. doğrusu açıları belirleyen matematik ve aslında önümüzdeki yine 1,5 yıllık, 18-19 aylık Evet. sürecin konularını, gündemini belirleyen düğümler yer değiştirecek. Şey de çok net gördük. Bu aya girerken yapmıştık Boğa Akrep'te. Para finansal konular ama daha tabii şöyle Bitmedi. henüz bitmedi boğa süreci. Henüz devam ediyor. Asıl son 6 ay çok kötü gelir bana şeyi. Yani siz anlamadınız. Hani düğümlerin konusu hep böyle kapatırken yani siz anlamadınız. Ben şimdi size bir özet geçeyim şeklinde. O yüzden ben önümüzdeki 6 ayı önemli görüyorum. Yani 17 Temmuz. şeye kadar, Temmuz'a 17 kadar hatta. Temmuz'da Sen ne boğa. düşünüyorsun? Yani 17 Temmuz'a kadarki süreçte boğanın son derecelerinin de giderken o Evet, jübile özellikle son yapması mı 3 diyeyim artık bütün derecesi gezegenlerde çok olduğu önemli. gibi? Her çıkışın, yani şu anda Plüto'yu görüyoruz zaten. Diğerinin de etkilerini görürsünüz son 3 derecede. Boğadan ikizlere değil, koça geçecek.
Dolayısıyla şimdi burada biz boğa sürecinde başkalarının kaynaklarına güvenmeden kazandıktan sonra harcamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Hala da devam ediyor bu süreç. Temmuz'dan bu ayın, bu senenin Temmuz'undan Ocak ayının 2025'in Ocağına kadar da ay düğümleri Koç burcunda kalacak. Burada da neyi göreceğiz? Sadece kendimize güvenmeyi Ve yani hareket Evet. etmeye cesaret edeceğiz. Yani hani bize Evet. boğanın o tutulup Evet. kaldığımız hallerinden boğa biraz da Evet. tutar da yani. Hani Risk tutkulaştırır alamayan da insanı. Yani boğanın ne yapsam risk yapsam mı bence. almamayı gösteren, yani öyle şeyler yaşandı ki tabii ki bütün en azından ekonomik anlamda baktığımız zaman hareket özgürlüğü son derece kısıtlanmış vaziyette. Yani o geçişten bu tarafa baktığımızda şimdi böyle Koç geçişiyle ah yeter artık hadi kalkıyoruz ayağa gibi bir durumla karşılaşabiliriz genel olarak. Ateşte olması sebebiyle biraz ekonomiyi de hareketlendirir ama ekonominin yükselişi tam manasıyla yükselişi ay düğümlerinin aslana geçmesiyle olacak. Yani 2036 civarında falan hap yapacak ekonomi. Daha bir aşağıya doğru gidecek zamanı var kovadayken falan. Ama burada bu süreçte 2025'in Ocak ayına kadar olan süreçte iş dünyasında çokça ortaklık, evlilikler, birliktelikler, ondan sonra ittifaklar çokça bozulabilir maalesef. Yani Güney Güney Erdem'in Erdem'i terazide terazide, bir yani arındıracaktır bu işlemeyen, süreci yani. çalışmayan, zaten koç geçişleri de çok olduğu için işlemeyen, çalışmayan birliktelikler, ortaklıklar, evliliklerin bu dönemde yani 25 Ocağı'na kadar bir sarsıntı geçirilmesi. Üstelik de bu ay düğümü geçişleri kaderseldir, kritiktir. Yani karmayla da çok bağlantılıdır. Eğer o birlikteliğin, ortaklığın içerisinde bireyliğini koruyamıyorsan, bir diğerinin uydusu haline gelmişsen, yönetiliyorsan, haklarından imtina ettiysen, vazgeçtiysen kendinden, bununla ilgili ciddi deneyimlerde yani de facto bu böyle değildir ama olasılığı çok fazladır. En azından bunu gösterecek deneyimlerle karşılaşılabilir. Koç geçişinde. Tabii o şeyin ses senin bazen arada kayıyor da şey hani donuyor ses sonra geliyor gibi oluyor. O yüzden bazen yakalayamayabiliyorum şey. Terazinin o gölge tarafı yani kaybetmemek için uyumlanması, karşı tarafı mutlu etmek için kendinden vazgeçmesi, uyumu denge zannetmesi. Yani uyumayı yani Mecburiyet alması. birisine uyumayı. Hani tamam ben sen ne istersen ben de yerim. Evet. Yani adalet arayışı, haksız adalet arayışı. Yani gereksiz bir savunma haline geçmesi, başkalarının haklarını kendi haklarından çok savunması ya da hak arayışı yüzünden dengeyi yitirmesi biraz sanki adaletle ilgili konuları da gündeme getirebilir diye düşünüyorum. Güney'in o karanlık tarafını yani Çok doğru. mahkemeler, kararlar, bazı konuların bu karanlıktan çıkması diyebiliriz. Yani hani o terazinin karanlık tarafının şöyle bir silkelenmesi. O yüzden ben bu 18-19 aylık süreç içerisinde adaletle ilgili, mahkemelerle ilgili çok hiç beklenmedik sonuçlar elde edilebilir. Veya karma dediğin gibi Tabii. belli karmaların dönüşlerini Çok görebiliriz. Ay düğümleri bağlantılı. çok karmalarla da ilgili. Yani bencillerin de işte bu arada Tabii koçun da ki. karanlık tarafından bahsedelim ayrıca. Yani o koçun o bencil, ben ne diyorsam o benim istediğim olana kadar rahat vermeyeceğim kimseye Dürtüsel, diyen plansız, tarafının programsız. da ha yani bir anda saman ele gibi parlayıp sonra geçti artık hadi demesi bu inmeli çıkmalı ruh halinin genel olarak toplumdaki de şu anda gördüğümüz yani gündemin bir anda değişmesi sonra tamam canım geçti hani halinin de yine böyle silkeleneceğini düşünüyorum. Yani daha spontan, daha gerçekçi. O koçun o Saflığıyla. çocuksu yani dürtüselliği keyiflidir. Evet o çocuksu dürtüselliği o duygusunu dışa vurması belki hepimiz açısından da içimizdeki çocukla buluşmak için de bir fırsat yani hani o
coşkuyu, çünkü Neşe'yi uzun süredir gönderdik yani, bu Ateş Koç'ta geçişi biraz motivasyon aradığımız noktalarda da daha çocuk gibi küçük şeylerden mutlu olmanın şeyini de getirebilir. Çünkü o terazinin hep buluşma isteği, birlikte yapalım isteği yorucu ok. Yapmıyorsak birlikte ben yaparım tek başıma. Evet, doğru. Cesareti verecek gibi geliyor bana. Hani gelirsen gel, gelmezsen gelme. Yürüyorsa yürüyor bu evlilik, yürümüyorsa yürümüyor. Yürüyorsa yürüyor bu ortaklık, yürümüyorsa yürümüyor. Ben gider, bunu yapan kazanır. Kalan kaybeder bence. Yani çıkma cesareti gösteren o neyse artık bozulmuş yapıdan, evlilik, ortaklık, savunma hali veya işte tek gitmesin diye arkadan iş çevirme, bir şey kendi istediğin gibi bitsin diye arkadan iş çevirme. Yani çıkan bence çok rahat eder. Yani o liderlik eder kendi hayatına, kendine liderlik eder. Yani yeni bir yol açar diye düşünüyorum. O koçun yeniliği, başlatma enerjisi çok saflaştırabilir de bu süreçte insanların hayatını. Doğru Beklemediği, doğru. ummadığı kadar neşe de Çok getirebilir. Umuyorum yani. risk almamak kaydıyla, dikkatli olmak kaydıyla, tabii koçun coşkusuyla ve hevesiyle tabii ki ayağa kalkmak da var orada. Dolayısıyla hani dikkatli olmak lazım. Ama burada hakikaten yani bu süreç, evet Heves yani geçince heves geçince oturabilir yalnız koç. oturulabilir. Ama bu süreç bize dengeli birliktelikler kurmayı öğretecek. Yani alışveriş dengesini, beslenme dengesini ilişkinin içerisindeki arz talep dengesini sabit tutmayı öğreneceğiz. Ve soracağız. Ben bu birliktelik, bu sadece ortaklık, evlilik, ikili ilişkiler değil, birebir yakın arkadaşlıklar, dostluklar için de geçerli olacak. Her türlü besleyici, tamamlayıcı, beşeri Tabii. bağlantı için geçerli olacak. Ben bu ilişkinin içerisinde ne kadar besleniyorum, ne kadar besleyebiliyorum diye sormamıza sebep olacak deneyimler gelebilecektir bu süreçte. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Az önce Tabii konuştuğumuz tabii. konuyla da bağlanıyor bu. Yani insanların bu spiritüel konular ve işte Evet, çünkü söyleyecektim, danışmanlar evlidir ya evet, aynı zamanda. Çok yakın danışmanlarla danışmanlar, alakalı. danışmanlıklar Yani orada da aynı. dengeyi görmeye başlayacağız. Ve yani hikayeyi bütünsel bakarsak yani gerçekten fayda sağlıyor musun? Bu bana Tabii. gerçekten fayda sağlıyor mu gelecek soru. Yani Satürn'ün sorduğu gerçekten manevi bir katkın, gerçek bir katkın var mı sorusuna ay düğümleri koç da diyecek ki, sorgulatacak belki, yani bu işbirliğimiz, bu alışverişimiz yeterince adil mi, adaletli mi? Ben bu alışverişi sen besleniyor muyum ya da Evet, hem o gerçekten besliyor muyum, belki de hani besliyor muyum, beslenemiyorum. danışanla danışmanın arasında gerçekten bir uydulaşma hali var mı? Yani bir bağımlılık yaratan, onun etrafında, onun periferinde yaşayan bir insan haline mi getiriyor bu ilişki acaba diye de soracak. Anlatabildim mi? Yani hoca ne diyorsa onu Anlıyorum çok yapıyorum yani. diyen insanlar var. Hakikaten bütün hayatlarını o mürşidine göre ayarlayan bir sürü insan var baktığımızda. Bütün bunların aslında elimine olmama halini sağlayacak. İllüzyon, sesin gitti öyle. İllüzyon o yani. Dondum ya. Ha tamam geldim. Yani Satürn somutlaştıracak aslında. İnsanlar bir anda bir farkındalık yaşayacak. Katılıyorum. Şöyle bir örnek dinledim birisinden. İşte bir rahatsızlığı varmış. Bir hekim arkadaşım anlattı. Bir rahatsızlığı var. Kişinin hekim arkadaşının da kullandığı her şeyi öğrenmek istiyor. Şunları bırakın diyor. Hayır bırakamam diyor. Hocam verdi onları. Diyor ki bana niye geldiniz o zaman? Yani hocanız ne diyorsa onu yapın. Bir hekimin de kaldıramayacağı bir şeye. Hocanız ne diyorsa onu yapın o zaman diyor. Ama hastayım. Yani o zaman ben tedavi edeceğim. Yani şimdi öyle şey ki bu Doğru. patolojik bir durum ki aslında. Yani o yüzden de tam bu düğümü Evet, çözmek evet. üzere geliyor. Yani bütün hikayeyi birleştirirsek hani Satürn'ün girişi, Jüpiter'in Koç'a girişi, sonra Boğa'ya tekrar dönmesi, hani maddeyle bedenle olan ilişkiyi de sorgulattıracak. Sahip olduklarını nasıl kullanıyorsun? Elindeki şeyi nasıl kullanıyorsun? Peki genel etkisi, bu bireysel etkisinden konuştuk. Adaleti de biraz konuştuk aslında. Hani o adalet ve şey kısmı.
ne diyelim, mahkemelerle ilgili kısmı. Genel olarak başka bu koç şey tutulmaları, çünkü terazi ve koç aksında olacak ya tutulmalar. Motif olarak tabii her sezonda, her etkileşimde, gezegen dokunuşlarında Tabii, farklılık o getirecektir ama bir hikayesi var. Ejderhanın başı koça doğru gidiyor. Kuyruğu peşinden sürüklerken silkeleyecek yani. Peşimden gel terazi. Yanlış olsam o diyecek. Tabii de şey döngüsü yaşayacaklar var. Düğümler döngüsü Evet. yaşayacaklar var. Gezegenlerine Özellikle dokunacaklar tabii var. şey olacak. Buralardaki motifler genel bu şeyi toparlarsak Koç ve terazi eksenindekiler, yükselenler, terazi koç burcunda herhangi bir astrolojik ögesi olanlar, bunun yanı sıra yengeç ve oğlak eksenindekiler için de çok geçerli. Buralarda gerçekten belki karmik, belki hiç dünyevi olarak nedeni anlaşılamayan, çünkü Güney Ay düğümü tamamen geçmişten gelenlerle de çok bağlantılıdır. Nedeni tam da anlaşılamayan bir takım zorlayıcı deneyimler olabilir. Tabii ki yine derecesel olarak bakıp takip ediyor olmak lazım ama genel anlamıyla ay düğümleri transitlerinde, geçişlerinde çok da dahlimizin olmadığı durumlarla karşılaşırız. Yani kader iş başındadır, olacak olan oluyordur. Siz ancak tepkinizi değiştirebilirsiniz. Vereceğiniz cevabı değiştirebilirsiniz. Yani nereden bakacağınıza bağlı olarak orayı birazcık ya kabulleniş içerisinde ya isyan içerisinde karşılamak durumundasınız. Başka bir şey Devam yok edersin. burada baktığımızda. Ama şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Şimdi Koç tabii çok saldırganlıkla, savaşla da çok bağlantılı. Dolayısıyla şimdi bu geçişte, bu 2025'e kadar olan dönem Plüton'un da Kova'ya tam geçiş aşaması esasında. Yani Plüton Kova'daki yolculuğu 2024'te başlayacak esasında tam olarak. Tam olarak yerleşimini orada bir şey yapacak, bitirecek. Onun için de bu böyle oğlağın sonlarındayken hani yıkımların başlaması, savaşların olması, nitekim ittifaklar da bozulacağı için yani birliktelikler, anlaşmalar da bozulacağı için bu dönemde 2025 Ocağı'na kadar minik 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 saldırılar, savaşlar, küçük aykırılıklar, yönetimlere karşı duruşlar, içinde şiddet olan bir takım eylemler. Koç savaşmakla, dirayetle çok bağlantılıdır çünkü. ben mesela bu ittifaklar deyince NATO aklıma için daha var NATO tabii. geliyor. Hani artık böyle köhnemiş ama hani köhnemiş NATO. bir sistem artık ve hani içeridekilerin neden içeride olduğu da belli değil falan. Yani dünyadaki belki ortaklıkların Paktlar çıkar tabii. ilişkisi doğrultusunda değişmesi, yani ittifakların, pakların Tabii değişmesi, tabii. güç değiştirmesi görüyoruz NATO gerçi bu için daha var. geçişlerde, O astroloji daha dışında ileriki senelerde, konjonktürde de biraz daha baktığımızda. sonra yok olacak. Ha yani Avrupa Birliği yok olacak. sorun ve şey yapmanı. Ya Tabii. o bir Tabii tabii hani onlar birlik da. deyince onlar geliyor aklıma benim. Yani onların o artık bu ortaklığın bir faydası yok yani. Niye bir aradayız kısmına Tabii gelinecek gibi burada geliyor. tohumlarının atılması olabilir. Teraziye geçtiği zaman yani 9 sene sonra belki o zaman bir yeniden yapılanmaya Sonuçları alırız. geçilmesi söz konusu olabilir. Yani orada daha net görürüz. Yani Tabii bu tabii. hani otomatik, çünkü o zaman Plüton'un etkilerini görüyor olacağız, yapılanmayı. Burada tohumlar atılıyor olacak şimdi. Tabii. Bir de dünya tarihinde bir şey öyle bizim Tabii. düşündüğümüz gibi 1 yılda 2 yılda Çok uzun olmuyor. Yani süreçler. onlarca yıl sürüyor ama hani o ittifakların anlamsızlaştığı daha ortaya çıkabilir. Yani o şey sürecinde, bu koç terazi sürecinde. Şimdi bu hikayenin bir parçası daha var. Dedik ki ilişkiler, değer, bana değer veriyor musun, vermiyor musun? Bana değer ver diye sana birazcık daha yaklaşıyorum. Biraz daha seni pohpohluyorum, terazinin o karanlık tarafı. Geldik. Venüs, Yöneticisi terazinin bir de yöneticisi. retrosuna. Venüs, retro. Ha, bir o kalmıştı yani, affedersin. Hani
Olur mu yani? Venüs retrosu Tabii. yapmadan yıl kapatılır mı? 23 Temmuz'da başlayacak, 4 Eylül'de bitecek. Aslan burcunda olacak. Dolayısıyla aslanlar çok fazla etkilenir. Boğalar çok etkilenir. Akrepler ve kovalar da ciddi anlamda etkilenir.